Ben şöyle Evet hocam, sizle beraberiz tekrar. tamam. Şimdi ben şöyle bir şöyle görüntü ayarları. Şu an tek ekran gözüküyor mu? Evet hocam. Tek ekran değil mi? Evet, tek Sorun ekran. yok. Evet. Arkadaşlar şu anda üzerinde çalıştığımız bir proje bu. Kağıt çıkarları kitap yapmaya çalışıyoruz. Yayın hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlarla beraber. Bu arada pek çok dostumuz bu projede farkında olsun ya da olmasın işin içinde. Ne bileyim Murat arkadaşım mesela. Murat Topal şu anda izliyor bizi sağ olsun geldi. Bizim yol arkadaşlarımız. İşte daha önce şu anda tabii aklıma gelmiyor. Bir sürü arkadaşım da burada şu anda. Beraber yaptığımız bir proje bu çalışma. Onlarla birlikte ya onların katkılarıyla daha doğrusu. Ya, kaç kadar çok güzel fotoğraf veriyor arkadaşlar. Gerçekten ülkemiz zaten güzel. Tabii biz canlı okumazsak ve bu iklim krizi bitirmezse bu ülkeyi gerçekten çok şahane bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim alanımız şurası işte. Aslında Türkiye'nin her tarafı var arşivde ama şu sıra orası öne çıktı. Çünkü çok özel bir bölge. Doğu Karadeniz ve Kaçkarlar Karçallar. Yani şu bölge. Nerede batıyor, nerede bitiyor diye ona fazla girmiyorum ben. Çünkü karışık yani coğrafya böyle çok net değil. Mesela Toroslar gibi proje yapıyoruz. Kimi kaynaklar Toroslar 4 bölüm ayırmış, kimileri 3 bölüm ayırmış. Mesela Almanlar Muzur Dağı'nı da Toroslar'da gösteriyor, İç Toroslar diye. Yani karışık bu. Onun için onlar coğrafyacılara bırakıyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Doruklarında belgesel yaptık eşimle. Ben de işte gördüğünüz gibi bir arkadaşımız Süleyman İnal çekti bunu sağ olsun. Karçal Dağları'ndayız. Burada hem film yaptık hem fotoğraf yaptık. Sen işte yol arkadaşlarımız sağ olsun böyle güzel onlarla birlikte olmak güzel oluyor. Biz de turlar düzenliyoruz zaten oraya. İşte burada Fuji filmle katkıları var burada. Süleyman İnal arkadaşımız fotoğrafı Artvin'deyiz. Evet burada işte Fahriye, Elif, diğer arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlarımız da sağdaki şu arkadaşlarımızla sonra bu gezide tanıştılar, evlendiler. Ne güzel fotoğrafın böyle yanların olması. Eskiden bir ara karanlık odaya girenler sonra bir şekilde çift oluyordu. Bunları yaşadık. Şimdi karanlık oda var. Karanlık oda yok. Bilmiyorum ne yapıyor millet birbirini nasıl buluyor bilmiyorum. Gençlere sormak lazım abi. Evet işte yol arkadaşlarımız. Bir de çekimlerde çoğu zaman bize oranın çocukları eşlik etti. Çok da böyle sevimli bir şekilde. Yani onlar da zevk alarak işte şurada gördüğünüz bebeler bizim çekim arkadaşlarımız bazı yerde. Bunlar da yol arkadaşlarımız. Şurada benleriz. De Muhsin abiye teşekkür ederim bu fotoğrafı da çekmiş çaktırmadan. Sağ olsun. Bir ara bu bölgede biz tema belgeseli yaptık. Maçahel belgeseli yaptık. Sonra işte belgesel bitti ama kitap bitmedi. Kitap daha zor arkadaşlar. Gerçekten film kolay. İnanın kolay. Zaten biliyorsunuzdur da. Fotoğraf çok zor. Bitmiyor yani. Olmuyor bir türlü. Çünkü tek karede bir sürü şey anlatmak gerçekten dertli. Arabayla defalarca gittik. Böyle metrelerce karın içinde girdik çıktı. Ben 20 yıldır, 30 yıldır gidiyorum bölgeye. Her sene 2-3 seferim var. Kimi zaman böyle siste indik arabadan aşağı. Bir arkadaşımız bize yolu gösterdi. Yani onu takip ederek falan gittiğimiz oldu. Kimi zaman böyle kar kütlelerinin içinden geçmek zorunda kaldık. Çok gerçekten heyecanlı ve keyifli bir coğrafya orası. Hatta yol yapıyorlardı. Yol yapanlara da yardım ettik. Hani işte bir an önce bir açsa da hayırlısıyla gitsek de yoksa bir taraftan böyle bütün gününüz gidiyor yollarda. Evet, yol çalışmalarından ilkel koşullarda çalışıyor. Çocuklar çok şeker ya. Karadeniz'in büyükleri gibi çocuklar da çok böyle çok cin. Gerçekten bilmiyorum. Yani onlarla böyle yakın sıkı fıkı olup fotoğraflarını çektiniz mi? Bu bir yaylada bir cami. Caminin penceresinden bakan çocuk. Yaylada çocuklar, hayvanlar hep iç içe. O kadar güzel ki. Bu çok sevdiğim bir fotoğraf. Evet. Yazın çekmemize rağmen içeride soba yanıyor. Çünkü yüksek yani. 2000-2500 metrelerde yaylalarına, yayla evleri. İçeride soba yanıyor. Sobanın sıcaklığı çocukların yüzlerinde hissediliyor. Çok da yalı değil galiba. Eylül-Ekim ayları sanıyorum. Evet, kültürler, halklar, diller bu coğrafyaya özgü. Ufacık bir yerde en az 4-5 ayrı kültürle karşılaşıyorsunuz. Bir de UNESCO buralarda da karşınıza çıkıyor. Mesela
tehlikeli, tehlike altındaki diller olarak saptamış. Lazca, Hemşince, Gürcüce tam öyle değil ama bir de bunların alfabeleri var. Yani bu coğrafyada bunları da görüyorsunuz, bunları hissediyorsunuz, bunları yaşıyorsunuz. Kendi aralarındaki konuşmalar gerçekten güzel. Yani keşke bu hep sürse. Türkiye'de 18 dil tehlike altındaymış arkadaşlar, biliyor musunuz? Atlas'ta Ubihça, Mlasso ve Kapadokya Yunancasının da kaybolduğu söyleniyor. Yani bunlar da var dillerde. 18 tane dil UNESCO tespit etmiş. Bunlar Laz dostlarımız. Güney Kafkas dillerinden Lazca konuşan ve Türkiye'de Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki bölgede yaşayan halklar. Yani kaç kadar diyoruz, çok güzel doğa, coğrafya, çiçekler, böcekler diyoruz ama çok ciddi bir kültürel zenginlik var aşağıda. Müthiş bir birikim var arkadaşlar aşağıda. Evet, bunlar da hemşini dostlarımız. Yayladan bir fotoğraf. Bu fotoğrafı 30 yıl falan önce çekmişimdir muhtemelen. 30 belki daha fazla. Diyapozitif bu. Sonra bu hemşin, bunlar Laz. Yani aynı pencereden gelen ışıkla iki kuşak bir arada çekmek istedim. Öyle bir fotoğraf oldu. Bu da eski bir fotoğraf, bu da diyapozitif. Hemşin tarzı baş var ama Titriva deniyor buna, eskiden deniyormuş. Şimdi Çar, Puşi artık ederseniz. Çok da estetik yapıyor değil mi kadınları, çocukları? Ve işte aşağıdan da geleneksel usule bağlanmış, eminim o parlak malzemelerle böyle bir fotoğraf. Evet, şaşkın bakal coğrafyası ve iklimindeki zıtlıkların, keskinliklerin, zorlukların inadına mıdır ne? Göre insanı günlük hayattaki ayrıntılara espri katmayı seviyor. Yayla bakkalda sadece yüz ifadesi değil, dükkanın adına da katarak daha ilk bakışta ısıtıyor iletişim dilini. Arkadaşlar Ausor orası. Ausor. Bir de burada bir karakter var. Benim burnum da öyle. Biraz biz uzun burunluyuz arkadaşlar, Karadenizli dostlarımız. Hem şimdi bir dostumuz bu da Timur Daniş. Eskiden Git dergisini çıkarıyordu. Leman dergisinin bir ürünüydü o da. Biz Globe dergisinde beraber çalıştık. Timur yazardı, ben fotoğrafçıydım. Bu söylediğimiz yine bir 20-25 sene oldu herhalde. Atlas'ta o zaman Globe böyle rekabet halindeydi. Evet, işte Gürcü yurttaşlarımız. Karadeniz vatandaşı biraz sert görünümlüdür. Ama iki muhabbetten sonra hemen böyle bu hale gelir. Yani bunları hep karşılaşmışsınızdır. Bilmiyorum, Karadeniz'de herhalde çoğu arkadaşımız gitmiştir ve yaşamıştır bunları. Ve Çepniler var arkadaşlar. Çepniler, yani Tonya, Şalpazarı çevresinde. Karadeniz'den biraz farklı gibi. Daha minyon ve genellikle çekik gözlü, işte daha küçük burunlu falan diyebiliriz. Ve özel elbiseleri var, çekli renkli elbiseler. Biz bunu eşimle birlikte Giysiler, Kültürel ve Kadınlar kitabında da Nimet Demir arkadaşımızın yazılarıyla yapmıştık, kitaplaştırmıştık. Kum yatak. Trabzon'un böyle çok sınırında kalıyor ama orayı da almak lazım. Tonya'nın İskenderli köyleri. Müthiş. Kesin görülmeli arkadaşlar. Çok keyifli, çok güzel portreler, fotoğraflar var burada ve yardımcı oluyorlar insanlar. Tonya. Ne yazık ki bu kadıncağız daha sonra vefat etti. Böyle bir şey duyduk. Çok üzüldük. Çok yardımcı olmuştu. Birlikte çekimler yapmıştık burada. Kara Ocak deniyor bunlara. Kışın böyle hayvanlar için bir şeyler ısıtılıyor, pişiriliyor falan. Sonra hayvanlar tabii bayram ediyor bunları. Ufak tefek dokunuşlar var fotoğraflarda. İşte bu ablayı biraz öne çektik bir tanesini. İşte ışık kurduk falan. Arkada başka bir ışık var. Ben yapay ışık kullanmayı seviyorum fotoğrafta. Işık yoksa ne yapacaksınız? Ya ben doğal ışıktan başka ışık tanımam falan diyorsanız arkadaşlar biraz eksik kalırsınız. Teknoloji öyle bir hale geldi ki her şeyi hazırlıyor, yapıyor yani. Evet, sonbaharda klasik Karadeniz görüntüleri, mısırlar, kabaklar, ocaklar. Yani şu anda tam zaman, yani Eylül-Ekim ayları fotoğraf ayları arkadaşlar. Burası aynı zamanda Tonya ilçesinin bir beldesi, Kumyatak. Yaşlı kadınlar Rumca konuşuyorlar. Enteresan bu da tabii. Ve okuma yazma oranı çok yüksek, şaşırtıcı derecede. Serenlerin içine mutlaka girin. Böyle hani uzak durmak iyi olmuyor arkadaşlar ya. Böyle selamlaşmak, ne bileyim hal hatır sormak, ondan sonra davet olursa içeriye girmek çok önemli fotoğrafta. Daha güzel fotoğraflar çıkıyor. Kuzine sobasını anmadan geçmemek lazım. Kuzine aynı zamanda yemek yaptığı gibi sosyalleşme merkezi, biliyorsunuz. Yani 30-40 yıldır buraları fotoğraflıyoruz. Bu da bir köy okulu, Maçer tarafında. İşte bir zamanlar böyleydi. Sonra bunu işte taşımalı servise çevirdiler falan, böyle tuhaf tuhaf şeyler oldu.
Evet, bu da bir okul müsamahası. 29 Ekim'di bu da. Evet, okul işleri de çok sevimli. Çocuk da belli yani, herhalde ablasının önlüğünü giymiş. Büyüyünce bu da kardeşine devredecek. Öyle gidiyor nesilden nesile. İşte okullar, okul dönüşü Karadeniz'de, kışın. Kışın da kalmak lazım. Ya biz bir de var ya, böyle çok şeyiz. Tatlı su fotoğrafçılarıyız arkadaşlar ya. Kusura bakmayın ama ya kışın arkadaşlar ya, kışın da çıkmalı yaylalara, dağlara, köylere. O hayat oralarda yani, belgesel, yaşam, bunlar önemli. Bu bir pansiyoncu arkadaşımız. Aynı zamanda konuklarına da yemek yapıyor. Ve bu turizmi de biz desteklemeliyiz. Ve buralarda kalmalıyız. Onlara elimizden geldiğince dayanık olmalıyız ki hem fotoğraf açısından çok zengin oluyor, hem de doğru ilişkiler kuruluyor. Giyotin pencere, evet, Karadeniz mimarisinden. İşte erkekler kadar kadınlar da esprili, candan, böyle hiç anı anına tutmuyor. Evet, Lazlar hamur işini sever arkadaşlar. Hamsi, karalahana, sürütlü ürünleri ve unlardan çok güzel ürünler yapıyorlar. Böyle aralarda böyle eve konuk olduğunuz zaman kaparalarından ilginç fotoğraflar görebilirsiniz. Minci peyniri bu. Bazı yerde imansız peyniri geçiyor. Sahara ismini verdikleri tek parça ahçaptan oyulmuş doğal malzemede yapıyor. Arkadaşlar yani bu yenmez mi ya? Yani bu milletin işini ya tutturmuş ya, ekoloji. Ekoloji zaten aslında hayatın içinde var. Yani çıkın köylere, yaylalara. Adı ekoloji oluyor. Ne ekoloji? Yani bayağı basit şey işte. Bu herkesin yaptığı normal ürünler. Peynirler, kaymak, tereyağı. İşte bunlar da supra aynı zamanda. Bunlar yekpare ağaçtan yapılıyor. Biraz sonra fotoğrafları göreceksiniz. Bunlar da hep tabii dağlarda, yaylalarda, köylerde. Burası Şavşat'ın köyleri, Borçka'nın köyleri, Maçaer köyleri bazı yerler. Evet, işte imansız peynir arkadaşlar. Müthiş bir lezzettir ama. Çok uğraştırdığı için ona böyle bir isim vermişler. Kaymak. Bu 30 sene önceki fotoğraf. Bu da yeni. 3 ay önceki fotoğraf. Kaymak makinesi aynı. Neredeyse gördüğünüz gibi. Sadece kaplar değişmiş. Hep çekiyoruz. Evet. Bu da pekmez yapıyor bu amca. Arkadaşlar nasıl bir güzelliktir ya. Bu ayıların yediği şeyler var ya, armutlar var ya arkadaşlar, ayıların. Onlar da gerçekten ağzının tadını biliyor. Ağaçtan topluyorlar. Ayıdan tabii fırsat kalırsa. Uzun böyle çubukları var. Onlarla indiriyorlar tek tek. Ağaca da böyle zarar vermeden. Onlar bir pekmez oluyor arkadaş. Yani mesela Küre Dağları'nda da öyle. Ahşap mengenede falan sıkıyorlar arkadaşlar ya. Müthiş, müthiş. Böyle detaylar da var. Köy evlerinde, yayla evlerinde. Girmek, dolaşmak lazım tabii. Evet. Bu bölge tabii Gürcülerin yaşadığı, ağırlıklı yaşadığı yerler. Bunu akülü paraflaşla çekmiştim. Çünkü akü şarttı. O zaman elektrik yoktu bazı köylerde. Bu da öyle. Bu da akülü paraflaş. Bronkolarımı taşırdım yanımda. Şimdi Godox'um var. Sürekli ışık veriyor. Çok güzel bu ışık kaynakları. Evet. Hayat zorabilir ama sağlığımız yerinde. İş çok zorabilir ama gücümüz de yerinde. Kış çetin geçiyor ama keyfimiz yerinde. Evet. Geldik su değirmenine. Evet, eskiden Karadeniz bölgesindeki bazı derelerin hızla attığı noktalarda özellikle mısır öğütmek için su değirmenleri yapılırmış. Hala var. Tek tük çalışıyor bunlar. Karadeniz pek çok yerinde görürsünüz bunları. Gürcü camileri. Nasıl güzel arkadaşlar. Nasıl işlenmiş. Nasıl renklerdir. Küçük. Niye böyle yapılmıyor? Şimdi böyle ucube binalar yapıyor ya. Yani yap, şöyle estetik yap kardeşim. Güzel yap. İşte yapmışlar yani bunu yıllar önce. Ne kadar güzel değil mi? Yani bu görüyoruz, iç süslemeleri olağanüstü güzellikte. Maçaer Camisi, bu da bir amcamız Kur'an okurken. Burası da Muratlı, da yukarıdaki kubbenin süslemeleri. Evet, geldik şimdi yine yaylalara, yayla çevresine. Evet, kadınlar, genç kızlar. Bu amcayla teyzeyi de Barhal, Kaçkarların güney eteklerindeki Barhal yaylalarında görmüştük. Ya o kadar güzel ki, belki 90, belki daha fazla yürüyorlar yolda, ıssız bir yolda. Durdurduk arabayı, gittik yanlarına. Amca falan böyle zor konuşuyor, zor duyuyor. Amca tamam çekin dedi, yani onu anladık. Ama teyze bize küfür ediyor. Nasıl hem de? Otuz kızıyor bize. Neyse çektik, sağ olsunlar. Dünya tatlısı insanlardı ya. Amca da böyle önündeki o aletle. Teyzem de sepet. Ya bakar mısınız ya bu yaşta? Ya kaç kadar hayranlık uyandıran bir bölge bu anlamda. İşte böyle bir teyze yolda.
Sopaları bastonlarla tutuna tutuna gidiyor işte evde. Kırmadı gene. Burada da bir fotoğrafını aldık. Atmaca, Şahin. Oranın vazgeçilmezi. Gördüğünüz gibi hazır bir fotoğraf çekince bir de detay almak lazım. Değil mi? Atmaca Hanım çok güzel fotoğraf veriyor arkadaşlar bunlarda. Bir atmaca kahveleri var. Onlara mutlaka oraya gitmediyseniz eğer sohbet edin. Sonra gelsin fotoğraflar. Bir de HES'ler balıkların canını okudu. Ama böyle balık tutmak yasak. Zaten HES bırakmadı ki balık. Bunlar niye yasak? Böyle bir tuhaf çelişkisi var. İşte alabalık kırmızı pul endemik arkadaşlar. Tütün saran bir çiftel. Arkadan elden ele geçmek güzel oluyor kurguda. Evet, birey taşı. Neredeyse bütün köylerde karşımıza çıkıyor. İlkel yöntemlerle yapılıyor. Kışın da bitmek lazım arkadaşlar. Kışın. Aslında fotoğraf kışın galiba arkadaşlar ya. Yazın çok sert oluyor. Çok sert ışık, kontrast, bir sürü gelen giden oluyor falan. Kışın. Doğallık da öyle. Evet. Elif Şafak ne demiş? Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlanmış insanın kışı. Evet, çocuklar da öyle. Bir defa gittik Kaçkarlara. Fotoğraf grubu gelecek, gezdireceğiz diye onları. O zaman Cem Önal da gelecek miydi hatırlamıyorum. Uçak inemedi. Tam iniyor, geri kalkıyor, dönüyor. Sonra Kaçkarlar bize kaldı. Biz daha önce gitmiştik arabayla. Ama tabii zincir kırdık, lastikleri parçaladık falan. Bir sürü sorun yaşadık. Fakat bir güzel, bir metre kar var Çamlıhemşin'de. Abartmıyorum, bir metre. Yöre insanlarla birlikte aslanlar gibi fotoğraf çektik. Bu da yine kıştan yollar kapandı, kaldık, mahsur kaldık. Orada çektiğimiz fotoğraflardan. Evet, taş köprüler. Karla beraber ne güzel oluyor arkadaşlar. Bir drone fotoğrafı. Evet, Çinçiva Köprüsü burası. O fırtına deresinin üzerinde kar. Kar, muhteşem. Bunlar da temizlik işçileri. Otellerin çarşaflarını değiştiriyor. Yazın bir de Arap olmuyorlar, Araplar olmuyor. Size kalıyor doğa. Biz bize oluyoruz. Daha keyifli, daha güzel oluyor. Doğa, çok güzel fotoğraf veriyor. Bu seneden bu fotoğraflar inanılmaz böyle soğuk olmuştu, kış olmuştu. Hatta ben arabayı temizlemeye kalktım. Kardan gözükmüyor. Bir baktım başka arabayı temizliyormuşum. Sonra neyse kendi arabamızı bulduk bir arkasından. Evet, öyle kar vardı yani. İşte bu ıslacaklarını görüyorsunuz. Bunlar da mal köpeği deniyor. Özellikle bu köpeklere ihtimam gösteriyorlar. Çünkü ayıları korkutan tek bunlarmış. Çok ayı var biliyorsunuz. Evet, işte o güzelim köpekler. Bu da arı, karakovan. Karakovan yapıyorlar ağaçlarda biliyorsunuz. Kışın bakımını da yapıyorlar. Böyle teleferik sistemiyle falan gidiyor. Ayılar tırmanmasın diye böyle teknikler geliştirilmiş. Her yerde zaten ayı izi çıkıyor karşımıza. Bu da bir yayla fotoğrafıydı. Kışın yürüyerek çıkmıştık bu yaylaya. Bir de bir amcamız vardı böyle. Hangi fotoğrafı kullanayım diye çok böyle düşündüm. İkisini de koyalım buraya. Evet. Karçal tarafları da zengin. Böyle Karçal. Yani Kaçkarlarla Karçallar zaten ortak kültüre sahipler ama Karçallarda geleneksel ayrıntılar daha güçlü. Yerel giysiler örneğin. Ve atlı kızak, boğalı kızaklar, kızaklı boğalar. Şavşat'ın yüksek köyleri bunlar, Karçal Dağı eteklerinde. Evet. Stüdyo gibi oluyor kar yağdığı zaman. Bazgiret, Gamaşet köyleri, böyle enteresan, böyle komik anlar. Evet. Yerel giysi, yöresel yapı. Evet, ve müthiş tabii ormanlar, ağaçlar, karla da güzel oluyor. Bu arkadaşımız şu otları topluyor tavanın altına koymak için. Evet. Sepetumun ipleri keseyi umuzimu at kara peştemali bir göreyim yüzünü yüzünü neyse işte onlar. Evet, bu kitabın yazıları bunlar arkadaşlar. Yakında umarım bir terslik olmaz çıkar. Kara yemiş toplamış arkadaşımız geliyor. Evet, toprağın dinlenme zamanı. Bu da meşelik. Kışın buraya gidiyorlar, ağaçları tık 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 kesiyorlar, otları kesiyorlar ya da daha önceden kestiği otları burada muhafaza ediyorlar, sonra buzdolabı gibi oradan gelip alıp hayvanlara yediriyorlar. Evet, yaylalar, köyler, ödeki aşağı köyler. Nasıl Ayda yaylası? Karda. Çok güzel oluyor. Bunlar da karaya yemiş toplayanlar. Hayvanlar hep ahırda kaldıkları için kışın sıkılıyorlar aynı yemeği yemekten herhalde. Bunlar karaya yemişi önlerine koyunca bayılıyorlar zevkten. En güzel çay tarlası. Zaten oraya giden arkadaşlarımız çekmiştir bu fotoğrafı.
Dipton'un reklam fotoğrafları da burada çekiliyormuş. Çok güzel, çok güzel, çok bakımlı. Sahil de güzel bir insan. Fotoğrafçıları kırmıyor. Ne zaman gitsek çekiyoruz. Ve buradan da çay sergisi. Bu bir Laz aile. Çok sevdiğimiz dostlarımız bunlar da. Böyle bir an oldu. Çocukları da işte eğlendiriyorlardı. Sonra gelsin çay toplamaları. Evet. Bunlar çay alım odaları. Fındık kurutma. Arkadaşlar yörede çok sık yapılıyor. Arılara terapi. Şimdi yukarıda ağacın tepesinde bu gürgen ya da kayın. Çok emin olamıyorum bu ağaçlardan. Çok yüksek. Oraya mısır koçanı yanıyor. Duman çıkarıyor. Yukarıya gönderiyor. Mısır koçanının dumanından yana. Arılar kaçışıyor. Arılar kaçınca da burada sağım yapılıyor. Ağaçların tepesinden. Yükseklerde. Niye? Ayılar yok diye. Evet işte çocuklar okula giderken şöyle bir mısırla havalandırıyor herhalde. Ondan sonra devam ediyor. Evet. Serendelerin için çok fotoğrafik. Dışı da fotoğrafik. Mısır ayıklama. Evet. Serender. Nalya. Nasıl güzel malzemeler. Ama her yerde yok ya. Gittikçe yok oluyor. Yok bunlar bozuluyor. Fasulye yapan teyzemiz. Tütün biraz aşağılarda. Akçabat'a yakın yerlerde. Bu da mısır vadisi. Karadeniz'in en kıymetli ürünü mısırın. Hiçbir şeyi ziyan olmaz arkadaşlar. Bu da en sonu. Arkada da dağları görüyorsunuz. Evet işte kışın bunlar da diyor. Bunlar da fındıkların ustaları, zanaatçılar, zanaat da var. Sepetçiler. Söyleyin tengerek yapanlar, enstrüman yapanlar, düzen açar. Bu teyzeyi çekiyorum. Tam böyle arkadan bir tane abla çıktı. Tamam gitme bir yere ne olur dur orada. O da fotoğrafa dair oldu. Evet bu teyzemiz de çok yaşlıydı. Onu da kaybettik. Çıkrık. Bu da akülü paraflaşla çekildi. Zifiri karanlık. Akülü diyorum çünkü elektrik yok burada da buralarda da. Çok yükseklerde kışın, yazın. Evet hedik yapan bir ustamız şu kazanda haşlıyor, eğiyor, büküyor falan oluyor. Bunlar da karakovan. Arkadaşlar karakovan malzemesi. Ağacı kesiyorlar, içini oyuyorlar ve doğal karakovan oluyor. İşte o güzelim ballar var ya hani anzer balığı, Karadeniz balığı işte buradan oluyor arkadaşlar. Burada mesela supra dediğimiz masa. Soldan suyu görüyorsunuz. Şuradan su akıyor. Akarsuyla torna döndürüyor malzemeleri. Buradan işte şu güzelim ürünleri çıkartıyorlar. Küçük Kafkaslar. Evet. Gürcü kızları oh, nasıl güzel dans ediyorlar. Nasıl güzel müzik arkadaşlar ya. Bunları yaşamak lazım. Yaşlı Gürcüler de biliyorsunuz. Bu da UNESCO listesine girdi. Bunların enstrümansız yaptığı müzikler, şarkılar biliyorsunuz kilise korosuyla biraz karışıyor. İlginç. O da önemli bir kültür birikimi. Evet, tulum. Evet, Karadeniz'de öyle ki nerede olursa olsun bir parça tulum çalsın hemen eller havaya. Hemen horon. Suyun içinde bile. Şu amcamız burada tulum çalıyor. Birisi mikrofonla müziği dışarıya veriyor. Tulum botun içinde hemen yarışmacılar bir an bırakıyor işi gücü hemen horon. Horon daha da devam ediyor. Cep telefonundan dinledikleri müzikle eller havaya. İnek de alışmış galiba konuya dahil gördüğünüz gibi. Şenlikler de enteresan. Mesela Kadırga, Karakısra bu şenlikler. Atlarla falan geliyorlar. Ve hemen horonun içine dalıyorlar. Horonun yaşı olmaz arkadaşlar hiç. Yani yeter ki o müziği duysunlar. Hemen giriyorlar yaşlı, genç hepsi. İneklerin de süslenmesi güzel. Asar geleneği. Evet, rengarenk. Burada erkekler de yakışıklı. Kum yatak tarafı. Gözlü inekler de böyle süsüyorlar. Her ineğin bir ismi var. Köpek gibi ineğin adı var. Çağırıyorlar. Geliyor hakikaten ha. Konuşuyorlar falan. Nasıl güzel. Onlara gidiyorlar. Ve Kafkaslar Festivali. Karşısınız değilsiniz bilmiyorum ama bu bir gelenek sonuçta. Her yıl yaz aylarında yapılıyor. Kemençe. Bakın farkında mısınız? Yani kemençe, akordiyon, tulum, ufacık bir coğrafyada diller, kültürler, halklar, coğrafya zaten olağanüstü. Bir de bu fotoğrafçı arkadaşlar bir yerinde dursalar hemen kadraja giriyorlar. Şimdi tamam Photoshop sistemindir ama bunu özellikle koydum. Bırak işte sonsuz bir karın içerisinde akordiyon çalan arkadaşımız. Mimari de çok zengin arkadaşlar. Kütük mimarisi. Yukarılarda. Ama yükselmek lazım. Yani yükseldikçe ve ıssızlaştıkça ilginçleşiyor. Satave Festivali'nden.
akordiyonu görüyorsunuz orada, yani muhteşem muhteşem bu ezgiler gerçekten. Ve giysiler arkadaşlar, giysiler. Çocuklar da, bebeleri de böyle iplere bağlıyorlar, ipler. Çocuklar da işin içinde gördüğünüz gibi. Bir enteresan gelmişti, onunla da fotoğrafladık. Evet, Ağustos yöresi diye anlandırılan şal pazarının giysileri bunlar. Herhalde bir dondurma arkadaşlar bu kadar güzel yanılır. Şu an çocuk orgazm olmuş, bize de onu hissettiriyor görüyorsunuz. Bütün dünyayla ilişkisi kesik. Çok seviyorum o fotoğrafı zaten. Bu anı da çok sevmiştim. Birkaç kare. Evet, bu da yeni doğmuş bebeği. Yine geleneksel Trabzon beşiğidir bu. Bir sürü köyde görürsünüz. Karşınıza çıkar yaylalarda, köylerde de. Bu beşik de rengarenk bir beşik. Ve bebekler huzur içinde uyurlar. Bu Ayder'den bir fotoğraf. Kışın bunlar kayak yapan vatandaşlar. Bu da bizimkiler, Lazbord. Bu da Petran'da. Rize'nin Petran ilçesinde bir marangoz yapıyor bunu. Gittik gördük, röportajını yapmıştık bizim dergi için o zamanlar. Papart Vadisi. Oh, sonbahar var ya muhteşem. Eğer tarihi doğru yakalarsanız arkadaşlar gelsin fotoğraflar. Salıncaklar da bir ara yasaklandı. Sonra tekrar serbest bırakıldı. Ama bu da ilginç. Koca koca salıncaklar. Uçuyormuşsunuz gibi gerçekten. 10 metre, 20 metre falan yükseklikte neredeyse. Sis bulutları. Kalenizin vacisi silmezi. Yukarıya doğru çıktık şimdi. Şu Verçenik Dağı. Evet. Çinçiva'da böyle bir vargel var. Biliyor musunuz? Vadinin üzerinde bir vadinin bir yanında, bir tarafından diğer tarafına bu şekilde gidiyorsunuz. Bunu da o da köyden bir vatandaş yapmış. Biliyorsunuz böyle iki kişilik. Geçiyorsunuz karşıya. 8-10 dakika sürüyor galiba. Karşıda işte yerleşim var sonuçta. Hemşin konakları. Konaklar da güzel arkadaşlar ya. Konaklar. Konaklardaki detaylar. Hemşin, çamlı hemşin, fındıklı, bunlar. Mutfakları da güzel. Gerçekten. Nasıl güzel? Şimdi burada da bu evin girişi normalde sağ taraftan. Ama bahçede çalışıyorsan eğer şu kapıdan giriyorsun. Burada lavabo falan var. Temizleniyorsun. Ondan sonra giriyorsun eve. O kadar hassas ve güzel düşünülmüş ki. Hayran kaldım konaklar. Bunların da hikayesine girmeyelim. Şimdi zamanınızı almayalım çok. Ama şöyle işte Rusya'ya giden ve dönen insanlar getirdikleri paralarla bunları bu konakları yapmışlar. Böyle bir hikayesi var. Şu konak bana Sümela Manastırı'nı hissettirdiği için buraya koydum. Sümela Vadisi de enteresan arkadaşlar biliyorsunuz. 1300 metre yanılmıyorsam yükseklik. Belki daha yukarıdadır. Şimdi tam çıkamadım. 4. yüzyıldan günümüze kadar geliyor. Neredeyse kesintisiz bir durum var orada. Restore bitmiş galiba son durum. Ama bunu var ya bir de karşıdan çekin. Maçka'nın yaylalarından çıkın oradan da fotoğraflayın. Orası da iyi, ilginç o açıda. Evet, burası Zil Kale bildiğiniz gibi. Bu da eşim Ahu. Bu XH filmlerin reklam çekimleri için gitmiştik. Ahu'yu değerlendirdik orada. Poz verdi. Böyle arkada Zil Kale karlar içinde güzel fotoğraf veriyordu. Hazır arkadaşlar aklınızda olsun. Kaçka'nın artık çok içinde değil ama örnek olsun diye koyduk bunu. Krom Vadisi burası. Diyelim ki Sümele Manastırı'na gittiniz. Dönmeyin. Yukarı doğru devam edin. Gidin. O dağlara çıkacaksınız. Öteki tarafa geçin. Gümüşhane taraflarına gitmediyseniz tabii. Orada Krom Vadisi var. Ve devam ediyor. Orada manastırlar var. Kayaköy'e benzer köyler var arkadaşlar orada. İşhan Kilisesi. Nefis bir kilise. Ama ne zaman gitsek kapalı ya bunun kapıları. Yani şey de öyle. Öşvank da o hale gelmiş. Şimdi restorasyon da var. Yani ne zaman başlar, ne zaman biter, ne kadar sahipsiz oldu bu tür konular bilmiyorum. Yani burada ciddi bir eleştiri var. Yusufeli bitiyor. Kalmıyor artık. Yusufeli yok olacak arkadaşlar. Su altında kalacak. Zaman varken gidin görün buraları da. Burası bunun hemen arkasında Okta Kilisesi var. Dörtler Kilisesi, Tek Kale Kilisesi. Tek Kale bu bölge. Çoruh Nehri geçiyor aradan. Muhteşem bir coğrafya burası da. Gerçekten yani kelimenin tek anlamıyla olağanüstü. Barhal Kilisesi arkadaşlar şimdi cami olarak kullanılıyor. Yukarıya çıktık Husayat Tepesi'nde. Bu hayvanın ayak hareketine dikkat. Aynı ayak hareketi burada da var. Burası da Tahpur tarafı. Bazen böyle ışık oyunları oluyor vadilerde. Özellikle ters ışıkta iyi fotoğraf çıkıyor. Yukarıdayız yaylalarda. Sarmaşık Sepeti. Evet. Yukarılardan fotoğraflar, köyden fotoğraflar. Bir süre böyle sohbet edince doğal hale geliyor. İlk girdiğimizde biraz
söyleyin hadi fotoğrafını çek de işimize bakalım der gibi oluyor ama sonra kendinizi unutturunca daha güzel fotoğraflar geliyor. Doyulur mu? Doyulur mu? Evet işte eski ahşap köy evleri ve çok güzel bir doğal alan. Çikunet Yaylası arkadaşlar en yüksek eki yaylalardan bir tanesi. Neredeyse 2000 küsür 2500'lerde falan. Evet. İnsan fotoğraf çekmeyi seviyoruz gördüğünüz gibi. İnsan olunca daha da keyifli oluyor. İnsanlar da bizi seviyor galiba. Böyle kiki kiki gülüyor çocuklar. Lan niye gülüyorsunuz diyorum. Böyle gülüyorlar işte gördüğünüz gibi. Herhalde komiklik yapıyoruz karşıdan. Şimdi unuttum. Cancer Eylesi. Muhteşem. Ne bir direk var. Ne bir anlamsız bir yapı var. Gördüğünüz gibi tamamen ahşap. Tamamen doğal. Arkada dağlar. Çok böyle Laz yayları, Laz köyleri de var arkadaşlar. Yukarı çıkmak lazım. Yukarı. Çok yayla, çok köy var. Gidilmedik hala. Elevit Tahpur yolu bu. Elevit Çekli yaylasından sonra. Evet, Didingola ve Koç Düzü yaylaları bu yukarıdan altı parmak taralarından baktığınız zaman görüyorsunuz bunları. Dadala pansiyona gidiyoruz. Ülkemizin en yüksekteki pansiyon 3000 metre. Bu da pansiyonun sahibi eşyalarımızı atıyla götürüyor. Ve bir işte geçitten geçiyoruz 3000 küsür. Arkamız kemerli kaçkarlar. Diğer taraf altı parmaklar. Evet, oraya gitmişken onlardan bir altı fotoğraf almak lazım. Bunu da yolda görüyorsunuz. Atların kuyruğuna tutunuyorlar. At sizi de çekiyor. Şurada tam böyle enteresan bir şey olmuş. Atların ayakları havada. Onlar da işte sis oluyor tabii. Hep sis. Oranın kaderi. Her zaman sis, sis. Bulut denizi hep var. Altı parmak dağları. 3400-3500 civarında. Çok güzel bir yer. Evet. Aşağıdan görüyorsunuz Bulut denizi geliyor. Bir anda geliyor ve kapanıyor her taraf. Evet. Burası da Dargovit geçidi. Şu işte Bulut Denizi aşağıda yukarı doğru geliyor. Artık ilerisi Karadeniz. Yukarıdan görülüyor. Evet, Adana'da gece. Gecesi de güzel arkadaşlar ya. Fakat çok soğuk. Onun için hazırlıklı gitmek lazım. Yıldızlar. Üzerinizde yorgan gibi yağıyor. O yıldız pozlanma falan çok kolay buralarda. Makineyi bağlayın, geçin içeri yatın. 2-3 saat sonra zaten durur. Sabah alırsınız. Mor Yayla yolu. Yollar açısından da çok ilginç buralar. Biz bir ara Isuzu'nun reklam filmini yapmıştık burada. Sonra yine en son gittiğimizde yine yeni çekimler için yolu kapatmışlar. Ama fark etmedik biz resmi ciddi kapatıldığını geldik. Üzerimize taşlar yağıyordu. Zor kaçtık buradan. Baraj için burayı da ne yazık ki kapatmışlar. Evet, Cehennem Deresi kanyonu Ardanuş tarafında. Böyle Çoruh üzerinde asma köprüler var arabayla geçilen. Beyaz Su Yaylası. Çiçekler birdenbire yok oldu. Çünkü ertesi gün hayvanların geliş günüydü. Birdenbire geldiler ve hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Enteresandır. Bu göç zamanı. Evet. Akşam saatlerinde çektiğimiz Beyaz Su Yaylası. Karçal bile. Küçük Kız ve İğneyi. Bulutları görüyorsunuz arkadaşlar. Hep böyle bulut hareketi var. Yani doğa fotoğrafçılar için muazzam yerler. Yeter ki doğru zamanı yakalayalım. Evet, yaylada çocuklar. Kavron'un çocukları, Lekoban'ın çocukları, hayvanlarla arkadaş gibiler. Biliyorsunuz. Evet. Valla biz de sarıldık sonra. Güzel oluyor. Evet, çocukları görmüştük. Evet. Çiçekler arasında bunlar da yaylaya gidiyorlar ki önceden tamir gerekirse onları yapıyorlar. İşte çatı matı falan onlar bozuksa. Çünkü genelde kar, büyük bir kar yemiş oluyor ya yayla evleri. Onlar oluyor ve giderken de boş gitmiyorlar. İlk gidenler bunlar. Evet. Öyle bir yazdı ki sanki gökyüzünde oturuyorduk. Gençliğimiz çok mavi geçti. Çok. Evet, Haydar Ergüden'in bir şiiri. 3000 metrede çamaşır. 3000 metre arkadaşlar. Direkt olay. Karşıda şu da 3700'lük Verçenik Dağı. Burası Tahpur. Çayeli'nden geliyor. Ya da Elevit Trovit oradan geliyor. Elevit'ten geliyorsunuz. Yukarıda yol var. Biraz zor bir yol ama giderseniz aşağıda yağmur yağıyor. Yukarıda böyle günlük güneşlik ve zirveleri görüyorsunuz. İşte keçiler geliyor konuk olarak. Keçiler de bu bölgenin keçileri. Bu uzun boynuzlu farklı boynuzları var bunların. Evet, Şavşat'tan fotoğraflarımız. Evet, aileden biri hayvanlar. Yaylada, köylerde ve sonbahar. Sonbahar, şimdi geldi arkadaşlar sonbahar fotoğrafları. Bu bir cami. Çevreyi görüyorsunuz. Burası aynı zamanda biyosfer rezerv alanı arkadaşlar. Hastaf Yaylası.
zirveye çıkarken burası. Bunlar zaten mikroklima alanlar. Bunlar üniversiteli kızlar aslında. Fakat o orada yaşar. Yazın para kazanmak için zirveye çıkacak ya da yukarıya çıkacak kampçıların, dağcıların malzemelerini taşıyorlar. Evet. Müthiş tabii bu bitki örtüsü de çok özel, çok güzel. Zirveler, dağlar, İmerhev yaylaları, Meydancık yaylaları. Böyle rengarenk arkadaşlar. Sonbahar geldiği zaman coşuyor. Yani böyle bir şey herhalde. Mayıs Kuş Şelalesi, bu da Boşka Karagöl'e giderken. Hatila Milli Parkı da enteresan. Yani o da Artvin'in batı tarafında. Evet, bir de tabii ne yazık ki böyle sorunlar da var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet, bunlarla da çok uğraştık ama pek fazla bir şey yapamadık. Yeşil yol biliyorsunuz. Her taraf şimdi yollara döndü. Çok yol var ne yazık ki. Sonbahar fotoğrafları. Bir kar yağdığı zaman ilk karda da güzel oluyor burası. İlk kar. Arkadaşlar sonbahar üzerine ilk kar. Ve sabahın erken saatleri, ışık. O sıcak, bu renkler de yaban mersinlenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Yüz sıcak orman, deri kaya şelalesi. Avrupa'da korunması gereken yüz sıcak ormandan 9 tanesi Türkiye'de. Bir tanesi Kaçkar ormanları. Dünyada önemli biyosfer rezerv olanlardan bir tanesi yine bu bölgede arkadaşlar. Ladin, kayın, yürüyen ağaçlarında merkezi, Mençuna şelalesi, fırtına çayı. Evet çocuklar, kızlar, gençler, yerel gençlerle de olunca daha da güzel oluyor. Çorum. Evet. Birazcık ileride peri bacaları da var. Evet, yukarılarda renkler. Evet. Ladin ormanı. 60 metreye varıyor arkadaşlar bu ormanları. Bunlar da çürüyen şimşir ormanı. Ne yazık ki bunlar yok oluyor. Bunlar da çok özel. Çünkü 10-15 metreye varıyor yükseklikleri. Bu yükseklikte başka hiçbir yerde yok. Evet, zirvelerin eteğinde dolaşıyoruz şu anda. Burada Naşadere Gölü'ne gidiyorduk. Mayıs ayında karı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Metrelerce karda. Gittik gölü göremedik tabii. Karla kaplıydı. Ağustos Buzul Gölü. Buzul gölleri bunlar. Sevdiğim bir göl. Bu Ambar Gölü. Marsis Dağı eteklerinde. Sağ tarafta da Altıparmak Dağları. Bulut geliyor arkadaşlar. Şöyle şurayı dolaşıyor gidiyor. Gölü hep açık bıraktı bir de sağ olsun. Evet. Çevrede buzulları görüyorsunuz. Marsis gölleri bunlar. Marsis Dağı. Şuraya doğru gidiyor işte Kaçkarlar. Silsilesi devam ediyor Karadeniz'den. Ovit gölleri bunlar. Ovit. Işıkta o kadar güzel oluyor ki bazen böyle tam lokal gölleri aydınlatıyor. Yedi göller diye geçiyor. Kaçkarların burası güney kapısı. Güneyden giriyoruz. Evet. Hava o kadar temiz ki. Yıldız podlama için de çok elverişli bu bölge. Evet. Ve Bulut Denizi arkadaşlar. Bulut Denizi. Gün batımı ayrı, gün doğumu ayrı. Zirve önce son kamp alanı. Burası Dilber Düzü yaylası, çadırlar. Bir ara burası ay vardı. Ayın ışığı geldi. Ayın ışığı aydınlatması bu. Vadinin içinden gelen ay ışığıyla aydınlandı burası. Yukarıdaki göl, deniz gölü. 3400 metrede ülkemizin en yüksek gölüdür bu. Rengini de görüyorsunuz. Bir ara yüksek irtifa dalışı yaptık burada da. Bu da 3100 metrede 7 göllerde dalış oldu. Balık gölü, Rize'nin en yüksek gölü. 3200 metrede bu da. Mezovit, bu bir reklam çekimiydi. Krakopus ve marka açısıyım. İngiliz bir şirket. Onların mankenleri bunlar. Yurt dışından geldiler. Çıkmıştık sonbaharda. 29 Ekim'de hiç unutmuyorum o tarihi. Aynı zamanda kar, kış, yaz, bütün kreasyonlarını çekmiş olduk. Yani çok şanslı olduklarını söylemişlerdi. Ve birkaç kez daha Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de moda çekimleri yapmıştık onlarla. Ovit Dağı'nın zirvelerindeyiz şu anda. Ve tırmanışlarımız tabii her zaman var bir yere giderken gelirken. Karagöl, Borçka'da var. Bir de Şavşat var. Ben Borçka'dakini daha çok seviyorum. Bazen böyle durumda göndermek iyi oluyor. Evet. Bunlar da klasik turist fotoğrafları arkadaşlar. Çekmezseniz olmaz. İyi detaylar oluyor. İyi detaylar. Yani şu aylar kaçırmamak lazım. Geldi. Lilyum, Artvin Zambağı. Muhteşem. Bunlar da yine oranın bitkileri. Lilyum'dan yakın plan nasıl gösterişli bir çiçek. Artvin Zambağı, bazı yer Trabzon Zambağı diye geçiyor ama neydi? Bunlar da Komar, Orman Gülü. Evet, Kınavutya, Yüksük Otu, Epaver, şey durmuş toprak, Güvey Feneri, Çiğdem,
Haseki Köpesi, Unutma Beni. Bu da hay Allah, unuttum şimdi. Var git, ha, Var Git Çiçeği. Sonbaharda açıyor. Diyor ki artık kadınlara, artık siz diyor güzel insanlar, güzel, buranın güzeli olarak siz gidebilirsiniz. Artık burası bize emanet diyor. Böyle bir söylencesi var bunun. Yani kadının yerini bunlar alıyormuş. Estetik olarak toparlayamadım her neyse. Evet, mantarlar tabii yine ağaçların altında, ormanlarda. Mantarın da her türlüsü var arkadaş ya. Bitmiyor, çek bitmiyor. Nasıl bir coğrafyadır? Hayvanlar, kelebekler, sürüngenler, böcekler, farklı böyle geliyor. Bu var ya, Yusuf elinde bir bitkinin üstündeyim. Tamam, yani bir saat kadar kaldım burada. Makro lens var, bekliyorum. O gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Hiç peşinde koşmaya gerek yok. Geliyor, tak çekiyorum. Geliyor, çekiyorum. Yani ne bileyim, onlarca fotoğraf oldu abi, böyle değişik bitki. İşte dağ keçisi, tilki, ayı. Bunları da görmek mümkün. Yani biz 3-4 defa gördük ayı yolda. Diğerlerini zaten görüyoruz hep. Ama tabii böyle çok kalabalık olan yerler değil. Tabii ayıların uzmanı Murat Topal. Buradadır herhalde büyük olasılıkla. Onun konusu bu. Onun da çok güzel fotoğrafları var. Ayı falan. Gecesini çekmiş, gündüzünü çekmiş. Evet. Yavru ayı. Bu da Hemşin taraflarından. Evet. Bir Bulut Denizi ile fotoğrafları bitirelim arkadaşlar. Burası Ağustos tarafı. Haydar Ağustos arasındaki yolda bir arkadaşımız çıktı. Sisin içerisinde böyle bir kuş taklidi yapıyor bize, yırtıcı kuş. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Sunum bu kadar. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Doğu Karadeniz taraflarını bayağı hem neredeyse 4 mevsimini görmüş olduk. Bayağı hem eski tarihli fotoğraflar hem de yeni tarihli fotoğraflar diyelim. Sonbaharı, kışı, ilkbaharı Doğu Karadeniz'in gez gez bitmez fotoğraflarını çekmekle de alttan kalkabileceğimiz bir coğrafya değil. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi müthiş bir coğrafya. Oradaki yaşayan insanların da o zorlu coğrafyada yaşamanın vermiş olduğu sertlikler zaten yüzünde gözüküyor ama sohbet ettiğinizde o sertliklerin yeri hemen değişiveriyor, yumuşuyor ve müthiş bir sohbete başlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Arkadaşlarımdan sormak isteyen, bu hocamızdan öğrenmek istediği bir şeyler varsa sorabilirler. Sözü size bırakayım birazcık. El kaldırma işareti yaparak da veya mikrofonunuzu açarak konuşabilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben Faruk Hoca yorumda yazmıştım ama hiç ayı saldırısıyla karşılaştım acaba? Biz arabadan inmedik abi. Onu Murat Topal yapıyor o işi. Murat Topal çok hikayeleri var onun. Bizde yok. Yani uzaktan çekiyoruz. O kadar cesaretli değiliz maalesef. Evet, ben tabii soru yazı varsa bakamıyorum onlara. Yani varsa konuşabiliriz. Yani yazılarda genelde olağanüstüydü. Yüreğinize sağlık, sevgiyle kalın. Her şey çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Ben de Laz kökenliyim. Şehirde büyüdüm. Seycan Can yazmış. Ancak oraları görmek kısmet olmamıştı. Elinize sağlık demiş. Serpil Aksoy, harika fotoğraflarınız ve bilgiler için çok teşekkürler. Gülçin Onay, şahane bir sunumda emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Banu Nazikcan, nefes kesici görüntüler demiş. Daha yukarıda da birçok arkadaşın sizlere çok teşekkürleri var. Emeklerinize sağlık. Muhteşem fotoğraflar diye bayağı bir arkadaşlar yazmışlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olsunlar dostlara. Ne güzel. Kışın orada gittiğinizde yollar büyük olsa belli dönemlerde kapanmış oluyor çok kar. Tabii yukarıda çıkamıyoruz tabii. O zaman orada kalmış oluyorsunuz. Hazırlıklı evet. Mı istiyorsunuz yoksa oradakilerle yemekleri paylaşıyor musunuz? İkisi de. İkisi de oluyor. İkisi de evet. Evet. Yani güzelce uğraşıyor. Şimdi bak biz bu kadar konuşuyoruz ya.
hep her seferinde söylüyorum, bir defa arkadaşlar çok sert tepki koyacağım diye korkuyorum böyle. Biz oturuyoruz ya, biz bir şey yapmıyoruz aslında. Yani çok fazla hobi gibi oluyor bu olay. Halbuki bu bir iş yani, bu bir ihtiyaç ya, fotoğrafçılık. O sorumluluk duygusuyla yaklaşmamız lazım konuya. Yani tamam güzel işte yarışmalar, foto maratonlar falan var ama ya arkadaş, bunun bizim kültür hayatımıza ne katkısı var Allah aşkına ya? Ne oluyor abi yani? Birkaç arkadaşımız para kazanıyor. İyi, hep kazansınlar. Yani senin oradan bak şimdi anlatmaya çalıştım ya. Şimdi Lazca yok oluyor mesela abi. Bak bu örneklerden yola çıkıyoruz değil mi abi? Ne bileyim oradaki kültürel değerler yok oluyor. Senin oradaki bitkilerini adamlar götürüyorlar İsrail'e. Orada Ayder Yaylası diye bir yer yapıyorlar. Yani ya biz bu foto şeyi, makineleri bu konuda da kullanabiliriz aslında yani. Bunu insanlara farkındalık oluşturabiliriz. Anlatabiliriz. Yapmamız lazım. Tamam yani biz yapmıyoruz. UNESCO sahip çıkıyor. Yani olacak şey değil yani. Yani işte hepimizin yapacağı birçok şey var. Yapmıyoruz. Yani bir şey kolayına kaçıyoruz. Evet. Faruk Hocam ben bir soru sormak istiyorum izninizle. Tabii ki lütfen. Şimdi biraz bu sunumun dışında hariç olan bir noktadan bahsedeceğim. Bu Karaköy mü, Kayaköy müydü? Kayaköy'dü sanırım. Fethiye'de mi, Muğla'dan, tam onu karıştırıyorum da. İkisi de aynı. Hala ikisi aynı nokta değil mi? Tamam. Fethiye Muğla'da zaten. Fethiye'nin bir şey köyü evet. Aynı güzellikte duruyor mu yoksa yine restore falan oldu diye bir, geçenlerde bir duyum geldi bazı noktalarda ve girilemediğini de söylediler. Naturalliğini koruyor mu yoksa restore edildi mi? Bildiğim kadarıyla yukarısı duruyor ama dediğin gibi çok spekülasyonlar var buraya ilgili. Ne yazık ki burada hep böyle bir şeyler duyuyoruz fakat gerçekleşmiyor. Belki böyle kalması daha iyi diyeceğiz ama bu sefer de yıkılıyor, yok oluyor. Ya şöyle bir şey var. Altta her taraf villa oldu. Aşağıdaki ovada. Ve ne yazık ki bunu da söylemekte sakınca görmüyorum. Devlet buradan bir rant elde ediyor ve onun için de yapılaşmaya, yasak yapılaşmaya izin veriyor bir anlamda. Çünkü oradan para kazanıyor. Yani her bir bina, sen yasak bina yapıyorsun ama ceza geliyor, ceza ödüyorsun. Yani ceza ödemeyle yapmış oluyorsun, anlatabiliyor muyum? Halbuki bu çözüm değil ki. Yani devlet bundan rant elde ediyor anladığım kadarıyla. Bu her yerde böyle. Sadece burada değil. Yani ne yazık ki yani çok ciddi bir şöyle tahribat var ülkenin bu anlamda bu alanlarında, doğasında, mimari özelliği olan yerlerde, her yerde. Ne yazık ki süratle gidiyoruz yani. Umarım durur bir yerde artık. Ama doğru yere işaret ettim. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sağ olun. Gülçin Hanım bir sorusu var. Buyurun Gülçin Hanım. İyi akşamlar Faruk Hocam. Sunumunuzda konu olan kaçkarlarla ilgili bir kitabınızdan bahsettiniz sunumun başında. Kitabın içeriğinde bu çektiğiniz fotoğrafların alt öyküleri, hani o kaybolan değerler, kaybolmak üzere olan dillerden bahsettiniz, lehçelerden bahsettiniz. Bunlar gibi alt bilgiler de yer alacak mı? Yoksa... Alacak. Doğru söylediniz Gülçin arkadaşım. Bakın biz fotoğrafçılar her şeye soyunuyoruz. Halbuki evet. Aşıyor bazı şeyler. Yani yazmak bizim işimiz değil. Araştırmak da değil belki. Yani bunu yapabiliyorsak çok iyi. Ama gerçekten zor yani. Bir de bunların uzmanları var. Şimdi mesela hemen hemen her arkadaşımız makro çekiyordur, kuş çekiyordur filan. Şimdi bunu bir bilim insanıyla bir arada çalışsak, işte onlar yazılarını yazsa, bilgilerini yazsa daha güzel bir şey çıkmaz mı ortaya? Kesinlikle. Bunun gibi. Kesinlikle. Mutlaka kolektif çalışmayı becermek zorundayız. Yani bizim gibi toplumlar bunu yapmak zorunda, yapamıyoruz bir türlü ama biraz ki onsuz da olmuyor. Çünkü adam da okuyor yani. Onda onun uzmanlık alanı o. O zaman yazsın yani arkadaşlarımız. Değil mi? Bunu yapıyoruz. Teşekkürler bu arada söylediğiniz için. Gerçekten. Yani ana başlık halinde bile dikkat çekse o bile bir şey. Çünkü şaşırıyoruz ya. Belgesel olarak da ortaya atmakta yarar var. Evet. Çünkü oralar gidilebilir, çok kolay gidilebilir yerler değil. Tanıştığınız kişiler herkesin tanışabildiği kişiler değil. Bugün varlar, yarın yoklar. Bir de öyle bir durum da var. Doğru. Yılların tanıklığı da var. O anlamda gerçekten bir belgesel şey nitelikte, belge niteliğinde, arşiv niteliğinde olacak yarın öbür gün. O yüzden merak ettim. Yakın mıdır çıkış tarihi? Ne zamandır acaba kitabın?
yayını hazırlıyoruz biz bakalım. yayını hazırlıyoruz. Herhalde bu 2023 yılında olur herhalde muhtemelen. Peki. Çok çok emek sarf ettik arkadaşlar. Bir de grup kurduk yani, bu sadece benim işim değil yani, yazar arkadaşımla Nimet Demir diye. Fotoğrafçı dostlarımızdan çok yardım aldık. Beraber çekime çıktık dostlarımızla. Yani gerçekten onlara minnet borçluyum. Bu tek başına yapılacak bir şey değil. Hani bazılar der ya, ya fotoğraf tek başına olur. Olmuyor arkadaşlar işte. Fotoğraf tek başına olmuyor. Gerçekten birlikte gidince ya bir kere daha sempatik görünüyorsunuz karşı tarafa. Daha rahat çözülüyor. Tamam, bireysel davranabilirsiniz orada ama birlikte olmanın çok ciddi avantajları var. Bir de mutlaka bizim gibi çalışan insanlar, yani belgesel çalışan insanların bilgiye ihtiyacı var. O bilgileri bir şekilde edinmemiz lazım. Çünkü yaptığımız işler gerçekten çok değerli arkadaşlar. Süratle hayat değişiyor, yaşam değişiyor. Belgelediklerimizle kalıyoruz. Hiçbir şey kalmıyor geriye. Doğru. Nasıl geçti bu 40 sene, anlamadım yani. Ya gerçekten sanki dün başlamış gibiyim. Valla bir baktım 85'ten, yani 2 sene sonra 45 yıl olacak, 40 yıl olacak. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Yaşın ortaya çıkıyor. Yaşın ortaya çıkıyor. Hayri Solter benim en eski arkadaşım. İkinizin de bir ayağı çukurda. Değil mi abi? Yok ya, dur Allah aşkına. Biz evden sonra geceleri saymıyoruz artık. 35'teyiz daha. Harikasın. Faruk Hocam, özel bir soru sorayım. 45 yıldır fotoğraf çekiyorsunuz. Çok ciddi bir arşiv var. Özellikle Türkiye'nin neredeyse 40 yıl öncesinden bugüne gelen bir arşiv var. Bu arşiv sonunda ne olacak? Ben de bilmiyorum. Ne olacak hakikaten ya? Vallahi ne olacak ya? Yazık, Sabit Hoca'nın fotoğrafları ne oldu acaba? Şu an boşta duruyor. Yazık ya. Bu herkese sıkıntı ama bu arşiv. Her toplantıda gündeme geliyor. Bilmiyorum. Çare bulmak gerekiyor herhalde. Evet abi, evet. Ya bu aslında gençler ortaya çıksa, fotoğraflar toplasa, ne bileyim, belki olur ha ileride. Şimdi dijital olması biraz rahatlattı olayı. Yani siz bir şey düşünüyor musunuz gelecek hakkında? Şöyle bir şeyler yapayım diye. Hiç düşündünüz mü? Yani elimizdeki malzemeleri kitaba çevirmek gibi bir kaygım var. Arkadaşlar da sağ olsun, çalışma grubu oluşturduk. Aktaç Nazım arkadaşımız da yakında gelecek büyük bir hastalıkta. Burada da var birkaç arkadaşımız. Ortak çalışma grupları oluşturduk. Mesela doğayla ilgili bir iş yapıyoruz. Satya Güder öncülüğünde, yardımcılarıyla, arkadaşımız da bizim ekipten. Onun gibi böyle çalışma grupları var. Mesela doğa, ya şimdi iklim kriziyle beraber dünyayla ve ülkemizle gidiyor. Tamam, bunlar gibi çalışma yapıyoruz şu anda. Bunun dışında yöre kitapları yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz pek çok yer, mesela buzullar yok oluyor. Toroslar yapıyoruz. Bir yazar arkadaşımızla yine. Toroslar. Yapmak lazım. Elimizde bir sürü malzeme var. Hepimizin yapması lazım arkadaşlar ya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ya biz bizeyiz ya. Hani şimdi rahat rahat konuşuyoruz abi. Yabancı yok aramızda. Tamam mı? Burada kalacak değil mi? Yayınlamıyoruz. Şimdi abi bak, güzel işler yapıyoruz. Bak hakikaten bunlar güzel çabalar. Kitaplar yapılıyor. Albümler yapılıyor. Ama bir de bizim ülkemizin ihtiyaçları var. Böyle basit işler yapıyorlar. Yani belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, böyle uyduruk kaydık işler yapıyorlar. Aslında oralara falan bir girebilsek. Onların o işlerini bizim bu fotoğraf dünyasındaki arkadaşlar yapsa. Yani o kadar mutlu olacağım ki buna, böyle bir şey olursa. Sizin mesela uzun program atölyeleriniz vardı ya. Nasıl güzel bir çalışma o. Yani bir şekilde ikna etmek lazım. Hani bir takım dernekler gidiyor. Yok şey, foto maraton, yok foto bilmem bir şeyler. Halbuki siz bir şey ortaya çıkarmışsınız. O kaynaklar buralara yatırılmalı. Yani İstanbul, Paris üzerine, New York üzerine, Londra üzerine onlarca, yüzlerce, binlerce kitap var. Ya İstanbul üzerine ne var arkadaş Allah aşkına? Ya bunların üstüne atlamaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz böyle derneklerin, arkadaşlarımızın işleri tabii ki yapılmalı. Ama biraz daha ihtiyaca yönelik işler yapılmalı. Yani biraz daha böyle bizim kendi hayatımızı, kültürümüzü, insanımızı tanıtan işler de yapmalıyız. Onları yapmak için zorlamalıyız işte bürokratları. Yazık oluyor yani, çarçur oluyor. Bir sıkımlık kurşunumuz orada boşa gidiyor. Değil mi? Hayranlıkla izledik sizin o fotoğrafları. Orada kim bilir ne rant dönüyor. Bize yedirmezler onu hocam. Ya haklısın ama yine de boş bırakmamak lazım, asılmak lazım ya. Yine de
basılmak lazım. Yazık, bak kaç seneniz gitti yani o çalışma, öyle değil mi? Yani geceniz, gündüzünüz, sabahın erkeninden gidiyorsunuz, gece gidiyorsunuz, saatleriniz gidiyor orada. Arkadaş bir tanesi çıksın ya İstanbul, geceliğin İstanbul diye bir kitap yapsın. Zor mu bu anasını satayım? Bir yerel yönetim için ya da işte bu bakanlık falan. Kültür Bakanlığı yapıyor. Şimdi festivaller yapıyor. Değil mi? Kültür yolu falan diye bir şey çıkıyor. Senin var olan malzemene sahip çıkamıyorsun ya. Hep böyle şey, sansasyon, etiket. Böyle fanfarlı şeyler. Yapın. Ya bunun gibi şeyler. Şey, arkadaşlar yakın çekimler yapıyor. Ne güzel işler. Bunların bir şekilde yayınlanması lazım arkadaşlar. Yayınlanmayan fotoğraf ne yazık ki yok oluyor. İşte bizle beraber gidecek onlar. Yayınlanırsa kalır. Şevki Hocam, yani senin soruna direkt yanıtım bu olmalı. Evet, bunları bir yerde toplayacak bir şey olması lazım. Yani Sabit Hoca'nınkileri satmaya çalışıyorlar. Tabii o fiyata imkansız satılması, o yüzden şu an elde bekliyor. Bir şekilde değerlenmesi ve geleceğe bunların şey kalması, miras olarak kalması lazım. Çünkü çok değerli şey fotoğraflar, belgesel anlamında 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce oralar nasıldı, şimdi ne hale geldi, bunların belgeleniyor olması lazım. Bunu eskiden mağara duvarlarına yapılıyordu. Biz şimdi bunu fotoğraf makinelerinde çekmiş oluyoruz. O yüzden mutlaka bunların bir yerlerde arşivlenmesi gerekiyor. Bunu Kültür Bakanlığı mı alır? Böyle bir arşiv kurar. Bunlar mı alır? Başka şeyler, vakıflar mı alır? Ama bir şekilde birilerinin bu arşive el atması lazım. Bence sanata düşkün bir toplum olursak bunlar hızlıca olur. Sanattan uzak bir toplum olursak, yani liderlerimiz öyle olursa bu iş birazcık daha zaman alacak, evet, gibi geliyor. Bak ben sana bir şey önereyim şimdi. Mesela Kapadokya, herhalde gitmeyen yoktur içimizde. Toplayalım Kapadokya fotoğraflarını arkadaşlarımızdan. Bir Kapadokya albümü oluşturalım, becerebilirsek. Bu kitabı yapmaya çalışalım. Çünkü yazık yani, içine yol yaptılar. İçine ettiler yani Kapadokya'nın, biliyorsun durumu. Evet. Şimdi biz bunun kitaplarını yaparsak daha çok insan ulaşır, daha çok insan görecek. İnsanlar bilinçlenecek, görecek, anlayacak. Bilinçlenen insan sever, seven insan sahip çıkar. Bunları yapmamız lazım abi. Yani değil mi? Yoktur yani. Yapalım, yapalım, yapalım bunları. Yapalım, ortaya çıkaralım. Kapadokya'da kitap yok. Yani turistik bir şeyler var, o kadar. Evet. Düşün ya, burası dünyanın merkezi, dünyanın en önemli doğal rezervlerinden bir tanesi, öyle değil mi? Ama yok yani, gidiyorsun Kapadokya'ya git, Nevşehir Havalimanı ya da şey neydi, Kayseri Havalimanı'na git. Hı. Ancak hediyelik olarak sucuk görürsün ya da bastırma görürsün. Ya bir kitap yok abi. Orada sizin bir tane kitap vardı Park Hocam. Öz Hakkı doğdu Kapadokya olunca. Merhaba Park Hocam. Aa, merhaba. Selamlar. İyisiniz. Çok sizin geçen gittim ben o yolu, fotoğrafladım. Hatta videosunu da çektim. Acaba ben de hani tantana mı gerçekten oldum oğlum diye merak içerisindeydim. Hani Orta Hisar kısmında oradaki tarlalar genişletilip yolu açmışlar. Fakat Göreme'de tam Peri Bacası'nın ortasından geçirmişler yani. Viyadük de korunabilirdi ama olmamış maalesef. Ben aslında öyle bir kitap yaptım. Hani yaptım, ne oldu? Bize düşmüyor ki öyle şeyler. Ben hatta Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Ona telif hakkı aldım. Maalesef hocam, yani bizi aşıyor şeyler. Mesela ben birçok yere, evet, Nevşehir'de kurumlara sergiler hazırladım. Tamam. Bedava yaparsanız her kapı açılıyor. Ücretsiz çalışırsanız size yollar açılıyor. Ama hep böyle kendi özverinizle bir şeyler yapıyorsunuz. Belli bir şey sonunda tabii ki ister istemez kabuğunuza çekiliyorsunuz. Daha fazla üzülmemek adına. Yani yeri gelir teşekkür ederiz denmiyor yani. Böyle bir şey var. Çok zor. Mesela burada ben hep söylüyorum. Balon festivali. İki tane yapıldı. Bir Ürgüp'te, bir Göreme'de. Kimin haberi var? Kendileri çaldı, kendileri oynadı. Sen bir fotoğraf festivali yapsan, duyursan, insanları da bir fotoğraf gelişmesi hareketlendirsen. Ya önce mentalitenin gelişmesi gerekiyor. Öbür türlü sadece kendimiz söylüyoruz, kendimiz dinliyoruz. Evet, ama yapacağımız yani bunu söyleyip kenar çekilmemek lazım. Yani. Ya yapacağız yani. Bizim işimiz, misyonumuz bu. Ne yapayım? Evet, tabii elinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Biz onu görmedik. O kitabı, o kitaptan da isteriz o arada. Ya da alalım, nereden alacaksak. Olur mu? Yok yok. Tamam, yani bu çabaları
bu çabaları küçümsemiyorum. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Hocam, ben bastırdım, okullara dağıttım, gittiğim yerlere dağıttım. Ama yani benim de sonuçta bir dayanma gücüm var. Yani evet, benim... tabii. Hayır, ben bunu arkadaşlar kendiniz yapın, kendiniz basın, kendiniz satın, kendiniz dağıtın demiyorum. Öyle bir şey yok zaten. Öyle olmaz. Bakın kurumsal olmaz böyle bir şeyler. Bu ayrı tartışma konusu. Biz şimdi elimdeki ürünleri değerlendirmeye yönelik bir çabamızı konuşuyoruz. Ondan sonrası başka bir iş zaten. Yani şimdi siz çok çalışmışsınız. Ben bir ara gördüm ya İzzet Hoca. Kitabı bastırmış, çok güzel tasarımını yapmış falan ama kitaplarını arabanın bagajında getiriyordu sergiye. Şimdi böyle olmaz ki yani. Bu dağıtım kanallarından gidecek. Yani sizle ilgisi yok. Bu ayrı bir tartışma konusu. Yani bunu ayrıca bir şekilde değerlendirelim. Haklısınız. Ne güzel bu çabalarınız. Yani gelen insanlar bunu alabileceği mekanlarda görmeli, satın almalı. Yani bu çikolata kutusu gibi kenarda durmayacak bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Yapmamız lazım. Yani burada bizim gücümüz böyle olmalı. Bizim gücümüz yarışmalarla enerjimiz yok olmamalı. Evet. Faruk Hocam, ben bir konuya daha girmek istiyorum izninizle. Şevk Hocam izin var mı? Evet. Şimdi özellikle üstünde durmak istediğim iki tane nokta var. Biraz önce de yine söylediğim gibi bölge olarak sizin bölgeniz olan. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bu Kaleköy'ün. Kaleköy'le ilgili herhangi çalışmanız var mı yok mu bilmiyorum da. Bu Kaleköy üzerine durursun hocam. Karaköy müydü? Kaleköy mü? Tam da karıştırıyorum da. Kaleköy'dü değil mi hocam? Kaleköy. Evet. Yani son hali neyse hocam. Çünkü geçmişe baktığınızda bir Kazlı Çeşme muhabbeti vardı. İyi ki Kazlı Çeşme'yi çalışmışlar, yapmışlar. Şimdi tabii ben İstanbul bölgesini tam olarak bilmiyorum, tanımıyorum ama şu anda orada plazaların yükseldiğini söylüyorlar. Plaza yok canım, orada o kadar yok. Bilmiyorum şeyler yani. İçer katlı evler, villalar var. Plaza yok. Yani şimdi o bölgenin de bir ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Aklımda kalan. Bir de hocam geçenlerde bir Batman tarafına tam hazırlıkları yaptık. Yola çıkacakken orada bir arkadaşla görüştük. Hasankeyf. Hasankeyf'e geleceğimizi ifade ettik. Boşuna gelmeyin dediler. Neden diye sorduğumuzda eski Hasankeyf yok, yeni Hasankeyf var dediler. İşte. Yani biz eskisine mi gitmemiz gerekiyordu, yenisine mi gitmemiz gerekiyordu? Hasankeyf. Yani, buyur hocam, Şevk Hocam dinliyorum. Hasankeyfsiz oldu artık. Yani Hasan keyifsiz oldu. Şimdi benim bölgemde baktığımızda da burada daha önce Faruk Hoca ile sohbetlediğimizden Aksiki bölgesine giderken giden gelmez dağları dedikleri ve nadir dağ keçilerinin olmuş olduğu bir nokta vardı. Geçmişte çok zor yani Kaçkarların durumuna yakın bir metre yükseklik oldu. Şimdi oradaki hayvanların bile artık nesilleri neredeyse parmaklarla sayılabilecek duruma geldi. Yani artık son olarak da bir de orası ele alınırsa dahi olur diye düşünüyorum. Bunu fotoğraf olarak düşünüyorum. Ama doğa koruma olabilir, başka noktalar devreye girebilir. O konuda başka bizim elimizden gelen bir şey kalmıyor. Ama üç nokta son derece benim açımdan önemlidir diye düşünüyorum. Sizin görüşleriniz nedir bilmiyorum. Hangi biz konuşacak? Sizin görüşleriniz benden bu kadar. Abi, evet ya zaten gidiyor ya. Şimdi böyle söyleyeyim, karamsar olmamaya çalışıyoruz ama olmamak elde değil. İşte demin Derya arkadaşımı söyledi, kapalı kanalın içine ettiler. Ya olacak şey değil ya. Yani bir parça ülkesini seven bir insan buna izin verir mi? Yani? Allah aşkına ya. Böyle bir şey. Ya, ağaçlar kesiyor. Şimdi biliyor musunuz? Ormanlar satışa çıktı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yeni. Hayvanları zaten eskiden arada bir gidip geliyordu, serbest şimdi hayvanları avlamak, av turizmi var. Yani yok oluyor ya, yok oluyor. Yani umarım bir an önce bundan sonra erer. Çok ciddi bir karanlık bulut var ülkemiz üzerimizde. Çok ciddi. Evet, ama neyse iyi umudumuzu kesmiyoruz abi. Olacak, düzelecek. Bunlar da yaşayacağız. Ama çok güzel bir coğrafya. Biz ne yaparsak yapalım bu ülke güzel. Bu insanlar güzel, gerçekten. Ve ne güzel bak mesela yine aynı arkadaşımız, Derya arkadaşımız neydi? Kendi naif çabalarıyla kitabını yapmış. Misker gibi. Bunları da diğer arkadaşlarımız da takip ediyordur, yapıyordur. Yani onu görüyoruz. Güzel şeyler geliyor kulağımıza. Hep iyi tarafından bakalım, güzel tarafından bakalım. İyimser olmaya çalışalım. Tabii yani, bunu ders çıkaracağız yarın için. Evet tabii ya. Tabii. Yani bu gelip geçici. Yani bu şu anki mevcut
bu karar vericiler gidecek. Umarım daha iyileri gelecek. Bilmiyoruz yani. Bakalım ne gelir. Umarım daha kötüsü olmaz. Ama yazık yani. Ülke olan ülke oluyor. Bize oluyor. Halbuki biz çok şanslıyız. Diğer dünyanın diğer fotoğrafçılarıyla kıyasladığımız zaman gerçekten muhteşem bir coğrafyanın üzerine, insan birikimini, kültürün üzerine oturmuşuz. Oturduğumuz yerden fotoğraflar üretiyoruz. Yok ya abi, Avrupa'ya çık şimdi. Biz Türkiye'den dışarı çık, batıya doğru git. Yapacağın hiçbir şey yok. Hiçbir şey çekemiyorsun abi. Sadece doğayla sınırlısın gibi. Burada bir şey yok ya. Burada kaç tane etnik kültür var. Her kültürün davranış özellikleri farklı. Muhteşem bir coğrafya. Yükselti farkları. 5000 metre. Türkiye dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. 1000 metrenin üzerinde rakım ortalaması falan. Böyle acayip bir yer. 12 bin bitki. 500 tane kuş. Saysa bitmez. 10 binlerce canlı hayvan. Anlatabiliyor muyum abi? Sınırsız. Evet. Hocam bir şey soracağım. Sizin için kaç karlar mı daha iyi, yok kar çağlar mı? Hangisini daha çok seviyorsunuz? İkisi de güzel abi. İkisi de güzel. Birini daha çok seviyorsunuz. Yani ışık ve insan güzelse her yer güzel yani. Oralar değil, her tarafı güzel ülkemizin yani. Güzel de sizin en çok beğendiğiniz taraf hangisi oluyor? Kaç karlar fotoğrafik açıdan daha güzel ama yaşam özellikleri diğer tarafta daha zengin. Geleneksel özellikler. Peki hangi mevsim? Kaç. 4 mevsim. Bak daha önce söyledim ya, Cem hep söylerim biliyorsun bunu. Ya biz şu tatlı su fotoğrafçılığını bırakalım abi. Hani böyle hava açık olacak da fotoğrafa çıkacaksın ya. Böyle bir şey yok ya. Hava kapalı olunca çıkacaksın fotoğrafa. Ciddi o söylüyorum bak. Yanında ışıklar olacak ama. Işın olacak arada. Çok az kişinin çektiği fotoğrafları çekmiş olacağız. Ciddi güzel oluyor ya. O bir türlü kontrastla uğraşıyorsun. Ne bileyim böyle dertli. Tabii şimdi hoca sürekli yanında artık ışık taşıyor da sürekli ışık var yanında, o yüzden. Ama bak sen de taşıyacaksın Cem. Sen de taşıyacağız abi. Güzel taşıyor, oluyor. Taşıyacağız tabii. Hepimiz taşıyacağız. Tabii. Taşıyalım. Yapacak bir şey yok sonuçta. Şimdi öyle. Bak eskiden İsa Çelik'in ben bir söyleşisine gitmiştim abi. Çok hoşuma gitmişti. Bu da yine bir nereden baksana bir 35 sene var ha. Bir yerde yapmıştı söyleşiyi. Dedi ki Divri Camisi'ni çekeceksen Haziran'ın 21'inde gitmenin lazım. Çünkü kuzeye bakıyor ya, en güzel kapısı o, cennet kapısı mı deniyor? Hani Divri'nin orası. Haziran'da gitmen lazım. Çünkü en güzel ışık orası, o zaman oluyor. Gerek yok ki buna. Şimdi iki tane ışık takımı götür oraya. Senin zaman çekersin abi yani. Ve de bu da ve gün ışığı tadını da alıyorsun yani. Işığında kervinleriyle oynuyorsun ya, o kadar güzel hale getirmişler ki. Şimdi bu bitti abi yani. Bu yazık, güneş diyagramları vardı mesela Sabit Hoca'nın. Evet. Rahmetli. Değil mi? Şimdi ışıkları, projektör ya, 150 wattlık projektörü bir koyuyorsun, nasıl aydınlanıyor biliyor musun abi ortalık? Godox'un ışıkları bunlar. Muhteşem. Evet. Gerçekten çok güzel işler çıkıyor onlarla. Evet. Evet arkadaşlar, hocamıza soru sormak isteyen var mı? Teşekkür ediyoruz. Emeğine, ağzına sağlık Faruk Hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Şevki Hocam, ben sana... Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, valla sağ olun. Şevki Hocam, ben sana bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Hadi gel bu kış, şu sizin arkadaşları böyle biraz hareketlendirelim de götürelim aynı yerlere, oralara. Tamam, olur hocam. Yapalım öyle bir operasyon. Tabii program bak, yapalım, gelmek isteyenlerle gidelim. Fındıklı Belediyesi de sergi salonu veriyor. Konumuz Kaçkarlar kültürü biliyorsun. Evet. Gidelim oraya. Bak 3 gün orada sergimizi açalım. Bizi gezdirecek belediye orada. Sonra isteyenlerle oradan Gürcistan'a geçeriz. Karadeniz sergisi açmaya. Biliyorsun savaşma seviş durumu. Evet. Evet, Karadeniz ülkelerine, Karadeniz kıyısının ülkesi olan şöyle fotoğrafçıların bir araya geldiği bir sergi düşünüyorduk. Bunu da söylemiş olduk burada. Bunu arkadaşlara ben ilettim. Yani dernekteki arkadaşlarımıza yazdım. Tam duyuru yapmadım. Yani konuyu söyledim. Ama henüz daha şey yapmadık. Göller ve sulak alanlar konusunda fotoğraf topluyoruz şimdilik. Çok güzel. O Gürcistan'dan haber gelince de Karadeniz'deki yaşam üzerinde. Tamam. Belediye, Fındıklı Belediyesi bize yapacak o işi. Şubat ayıydı. Evet. Şubat'ta mıydı tam tarih? Şubat'ta mı olacak? Şubat'ta yapacağız abi. Şubat'ın ilk haftası, oradayız. İkinci haftası. Belli tarihleri falan da belli. Olur mu? Oraya gidelim. Bak,
Hakikaten bak iyi. Arkadaşlar bir de kış fotoğrafçılığı denesin ya, yapmayanlar. Yağmur, çamur, bu soğuk evet. Hava fotoğrafçılığı. Kışın hakikaten çok güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Ben de gittim Fark Hoca'yla. Birkaç defa evet. Kışın hakikaten gidilmesi gereken bir yer. Evet. Kaç de derecelerde hocam? Kaç derecelerde? Eksi. Yani, kaç derecelerde? Yani 3-4 derecede gittiğimi hatırlıyorum. Ama öyle çok yani öyle çok hani rahatsız olacak bir soğuk yoktu açıkçası. Evet evet güzel oluyor ya. Güzel hakikaten kışı güzel. Karı evet. Oradaki kar dokuyu görmek lazım. Fark hocam Crab Poppers ana sponsorumuz olsun. Bölge yüksekse. Giyisi firması. Giyisi firması o yapmaz ya. Yok o, güzel yani. Güzel yani ürünlerini kullanayım harika da yani. Etkinliğin evet. Ana sponsor olsun. Evet. Olsun umarım olurlar ya. Şimdi ama yani sponsorsa bizim yapacağımız çok şeyler var bu arada. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Bir de kullanacağımız yani malzemelerimiz var, ışık şey malzememiz var. Makine, objektif. Işık var. Işıkta sorunumuz yok. Işık var. Evet. Tamam. Ama ondan hocam, sonra gideceğiz abi çekimlere. Bir evet. Soru gelmiş Şevkin abi. Şeyden Işık Güner pardon. Bu işi yapacak olanlara hangi objektifleri önerirsiniz demiş hocam. Ha, hangi objektifim varsa o. Çok güzel bir cevap. Evet, tamam. Şahane. Akıcıtım varsa tamam. Elif arkadaşımız şeyi soruyor. Hangi tarih? Şubat'ın ikinci haftası. 11-13 Şubat diye aklıma kalmış. Söylerim ben Şevki Hoca'ya sonra. Geldi. Tamam. Belediyeden tarih geldi. Fındıklı açacağız. Rize'nin geldi Fındıklı mi? İlçesi. Evet. Evet arkadaşlar. Ben de çok küçük izninizle bir şeyler söylemek istiyorum. Faruk abi belki hatırlar ama hatırladım. Kişisel bir yerden başlayacağım. Sonra bugüne bağlayabileceğimi umuyorum. 2003 ya da 2004 ilk temel semineri almışım. İşte fotoğraf makinesi. Kayaköy Sanat Kampı'na gittik. Böyle bir haftalık şey. Temel seminerde ne öğrendiğimizi biliyorsunuz yani. Çok temel şeyler. Faruk Akbaş diye de birisi var. Yani daha bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir hafta bizim canımızı çıkartmıştı orada. Su altına sok. Oradan su kamerasıyla çekim yap. İşte o Likya yolunda yürüt falan filan. Buradaki fotoğrafların bir kısmının ilk diye sunum hallerini orada görmüştüm. Yani hani bazı o seni çok sevdim dediğim fotoğraflar abi. Hani iki kız çocuğunun baktığı fotoğraflar falan filan. Sonra ben nasıl olsa böyle çekemem deyip fotoğrafçılığı bıraktım bir 10 sene falan. Hiç uğraşmadım şeyde. Sonra yeniden işte 3-4 sene önce yeniden başladığımda doğal olarak hani mecralardan birisi de Instagram oluyor. Ve oradaki işte paylaşımları vesaire görünce şöyle bir şey oldu. Yani sen söyledin işte 45'te olmak üzere falan sanat şey anlamında. Bu arada hani küçük parantez ben bilgisayar mühendislik vesaireyle uğraşıyorum. Sene 2006 biraz önce maillerime baktım. 2006 yılında web sitesi için yazışmışız Faruk abiyle. Hani Facebook 2004 yılında kuruldu arkadaşlar. Hani bahsettiğimiz tarihler Türkiye için çok şey tarihler böyle. Hani bir web sitem olsun vesaire vizyonerliği bence çok önemli şeylerdi. Yeniden şey olunca da böyle her gün önümüze bir fotoğraf geliyor. İşte Faruk Akbaş'tan şuradan buradan burada çekmiş. Ben gerçekten kişisel olarak hani böyle bir zirve olunca ona ulaşmak ister. İnsanda öyle bir duygu oluşur ya. Yani bendeki hissi biraz böyle şey üretkenlik, titizlik, çalışkanlık anlamında çok sürekli gidilecek çok yol var duygusunu oluşturuyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Faruk abi. Sağ olasın. Bugünkü teşekkürler sonunda. Serkan atladım. Evet evet çok güzel şeyler yaptık beraber. Teşekkür ediyorum. Vallahi katkıların için sağ olasın. Evet. Ne güzel. Bunları duymak. Biz de demek ki iyi kötü bir şeyler yapmışız ya. Hoşuma gitti şimdi. Harika. Evet. Ya demek ki arkadaşın kestirme çok kestirme cevap verdik ama bir geniş açı bir tele yanımızda olmalı arkadaşlar. Yani şaka bir yana iyi olur yani onlar olsa. Bir de ışık. O da değil mi abi? Işıksız bir çıkmıyor. Evet. Işıksız asla. Evet, evet. Tamam aynen öyle. Evet. Başka soru yoksa yavaş yavaş sona doğru gelelim. Saat 10'a geliyor. Biliyorsunuz evet. Arkadaşlar Fotoğraf Metri Derneğimizin bu sene 2022 10. yılıydı. Dolayısıyla 27 Ekim tarihinde 10. yılımıza özel düzenlemiş, çıkarmış olduğumuz fotoğraf kitabını, lansmanını ve fotoğraf kitabındaki fotoğrafların sergisini açacağız. Hepinize buradan şimdiden haber vereyim. 27 Ekim'de bununla ilgili yine duyurularımızı yapacağız. 10 yılı geçirdik.
nasıl geldi, 10 yıl geldi geçti, hiç farkında bile değiliz. Yıllar çok çabuk geçiyor. Faruk hocamızın da 45 yılı geçmiş. 40. 40 yıl. ben evet. Bu gecenin anısına da biliyorsunuz artık şey hale geldik. Her konuğumuza bir hatıra ormanından, bu sefer Gaziantep Çınarlı Hatıra Ormanı'nda bir adet fidan bağışladık Faruk Akbaş hocamız adına. Hocam belgeyi de size göndereceğim, saklarsınız. Böylece ormanlara da katkımızı da buradan yapmış olalım. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz hocam. Söyleyeceğiniz son sözler varsa onları alıp herkese iyi akşamlar diyebiliriz herhalde. Evet, şunu söylemek isterim, istiyorum da hep unutuyorum böyle bugünlerde her şeyi. Çok unutuyoruz ama ne olduysa bize öyle. Yaştan galiba. Şimdi bu psikiyatriste gitmek, psikologlara gitmek çok moda oldu. Bizim çocukluğumuzda yoktu böyle şeyler. Değil mi? Evet. Ya da şey değil mi, yogalara falan gidiyor insanlar. Yani onun gibi şeyler. Ya bunu yapacağına bir tane fotoğraf makinesi alsa iş çözülür aslında. Gerçekten. Yani dünyanın en güzel işini yapıyoruz biz fotoğrafçılar. Ve çok mutlu oluyoruz fotoğraf makinesiyle fotoğraf üretirken. Yani önce işin başında bu geliyor. Eğleniyoruz, zevk alıyoruz, öğreniyoruz. Çok güzel zaman geçiyor ve rehabilite oluyoruz neredeyse. Fotoğrafın bu yanı en sevdiğim yanı. Ondan sonra da birazcık da sorumluluk duygusuyla işe ortaya bir takım ciddi işler de koyuyoruz. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Yani? Onun için şanslıyız. Ve bunu devam ettirmesini gönülden, canı gönülden diliyorum tüm arkadaşlara. İnşallah hep beraber. Çok çok haklısınız hocam. Şimdi ben de bu sunumun sonunda hocama çok teşekkür ediyorum. Onunla bir iki kere geziye ve onunla beraber fotoğraf çekme şansına sahip oldum. İlk geziye gittiğimde şunu dedim. Faruk Akbaş'ın gezisindesin, hocayı takip et. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocayı takip et, hoca neler yapıyor onu gözlemle. Şimdi gerçekten hocam hani 40 yıldır fotoğrafın peşinde koşuyor. Ben ilk gözlemim şu, hocam ilk kadrajı çekmek için en önde koşan. Uyandıktan sonra hocam nereye koşuyorsa oraya koşmaya başladım, öyle söyleyeyim. Hocam işte ayakta bir şey kalamak için. Yoksa hep kalkıyorlar. Tamam. Bravo Yusuf. Evet. Sağ ol Yusuf. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Faruk hocam. Teşekkürler, sağ olun. Faruk hocam çok teşekkürler. İyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkürler Faruk hocam. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler Faruk hocam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar Faruk.